Bizim fıkıh kitaplarında şöyle bir tabir geçer. وَيُكْرَهُ اِسْتِعْمَالُ مَاِ الْمُشَمَّسِ Yanlış söylersem düzelt Kadir Hocam. وَيُكْرَهُ اِسْتِعْمَالُ مَاِ الْمُشَمَّسِ Efendim, güneşle ısıtılmış olan suyu kullanmak mekruhtur. Şimdi bunu hemen günümüz alimleri dün olmayan güneş enerjisini bugün gündeme getirmesi son derece normaldir. Ha, müşemmes su hangi sudur? Tamam. Güneşle ısıtılmış suyun kullanılması mekruhtur ama hangi sudur bu? Eskiden böyle teknoloji falan yok, gelişmiş yok. Doğrudan doğruya efendim işte belki biraz da paslı, bakır kaplar içerisinde milletin imkanları da fazla yok. Doğrudan doğruya güneşe bırakır. O ibriğin içerisinde, o bakır kapının içerisinde bulunan su güneşin direkt temasıyla o kabın içerisinde ısınır, onu kullanılır. Onun kullanmanın mekruh olduğu zaten hani doğrudan doğruya mikrop barındırabilir, sağlıklı olmayabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama mesela bugün bize güneş enerjisini üreten insan şöyle bir izahat yaparsa, kocaman bir depo var, onun içerisinde küçük bir depo var. İç depo dışarıdaki deponun o paneller vasıtasıyla suyunun kaynaması sonucu o kaynamanın verdiği sıcaklıkla iç deponun suyu ısıtılır ve o su efendim evi dolaşır. Bu müşemmes su değildir.